Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda size 4x4 küp nasıl çözülür onu göstereceğim. Ben 2x2'den 8x8'e kadar birçok küpü çözebiliyorum. O yüzden bu konuda bana güvenebilirsiniz. 4x4 küpü de 3 adımda çözeceğiz ve bu videoyu izleyip tamamladığınızda siz de 4x4 küpü çözebilmeye başlayacaksınız. Şimdi öncelikle küpümüzü karıştırdık. Beyazdan başlayacağım ben. İlk başta yapmamız gereken şey şu gördüğünüz 4 tane merkez parçası var. Bu merkez parçalarını çözmek. Bildiğiniz gibi 3x3'te bir tane merkez parçası var ve merkez parçasını çözmüyoruz 3x3'te. Şimdi ilk başta yapmamız gereken söylediğim gibi orta merkezleri çözmek. Merkezleri çözmek için de 1, 2, 3, 4 tane olan merkez parçalarının hepsini aynı renge getirmeye çalışıyoruz. Beyazdan başlayacağım. Öncelikle yapmamız gereken şey iki tane merkez parçası beyazı birleştirmek. Şu şekilde 1x2'lik bir blok oluşturuyoruz. Bu aşamada şu dıştaki parçalara hiçbir şekilde bakmıyoruz. Ortadaki 4 parçaya bakıyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken şey bu 1 x 2'lik bloğun yanına başka bir 1 x 2'lik blok daha yerleştirmek. Onu da bir tane daha 1 x 2'lik blok yaparak yapıyoruz ve ondan sonra diğer 1 x 2'lik blokla birleştiriyoruz ve şu şu şekilde ilk bloğu çözüyoruz. İlk bloğu zaten çözmeniz çok zor olmaması gerekiyor. İkinci yapacağımız şey yine aynı şekilde bunun karşısına beyazın karşısına sarıyı çözmek. 4x4'te merkez parçaları bize gösteremediği için merkez parçalarını çözerken renk şemasına dikkat etmemiz gerekiyor. Beyazın karşısına mesela maviyi çözemiyoruz. Sadece sarıyı çözebiliyoruz. O yüzden beyazın karşısına hemen sarıyı çözüyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine 1x2'lik bloklar oluşturuyoruz. Şu şekilde bunu buraya getiriyorum. Ve şu şekilde birleştiriyorum. Şimdi az önceki gibi şu şekilde yukarı çıkarırsam gördüğünüz gibi beyazı bozuyorum. O yüzden yukarı çıkardıktan sonra bu yeni bloğumuzu yolundan çekiyorum kaldırdığımız eksenin ve geri indirdiğim zaman şu şekilde beyazı da çözmüş oluyoruz. Üstteki bloğu da çözmüş oluyoruz. Şimdi sıradaki bloğumuz için yapmamız gereken şey bunu kenara alıp yine aynı şekilde 1x2'lik bu blok oluşturmak. Ondan sonra yapacağımız şey yine bu şekilde kaldırdığımız zaman olmayacağı için tahmin edebilirsiniz ki yolundan çekip yapacağız. Ama bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi olmuyor. O yüzden bu, burada yapmamız gereken şey de az önceki yaptığımız blokta yeni bloğumuzu aynı hizaya getirip yine yolundan çekme metoduyla aynı işlemi yapmak ve bu şekilde yaptığımızda üstteki bloğumuz da aynı şekilde çözülmüş oluyor. Sırada şu ortadaki artık kalan 4 tane merkezi çözmek. Gördüğünüz gibi üst alt çözülmüş oldu. Şimdi burada bakıyoruz. Şurada bir 1 x bu blok buldum. Bunun yanına bir tane daha bir x blok koyacağım. Onu da şurada gördüğüm mavi parçaları birleştirerek yapıyorum. Burada gördüğünüz bir çarpı bir blok daha oluştu. Ve bu şekilde yanına aldığım zaman üstte bu şekilde birleştirebiliyorum rahatlıkla. Şimdi sırada yapmam gereken yine renk şemasına dikkat ederek yeni blokları oluşturmak. Gördüğünüz gibi beyazın üstünde mavi, mavinin üstünde sarı oluyor. Şimdi mavinin yanına yapmamız gereken renk gördüğünüz gibi turuncu. Turuncu için Zaten burada 1 çarpı 2'lik bir bloğumuz oluşmuş. Şu hamleyi yapıyoruz. Bunu buraya alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 1 çarpı 2'lik blok daha oluştu. Şurada mavi bozmaması için geri kaldırıyoruz burayı. Ve bu 1 çarpı 2'lik bloğu şöyle gördüğünüz gibi zaten az önce de yaptığımız gibi aynı hizayı aldık. Diğer turuncu parçamızla. Ve iki tane üste çıkartıp yolundan çekme metoduyla Geri indirdiğimiz zaman yine bir çarpı iklik bloğumuz oldu. Gördüğünüz gibi yine aynı hizaya getirdik. Az önce gördüğünüz gibi buradaydı ve artık burada. İlk başta yaptığımız metodla aynı. Şimdi son iki parçamız kaldığı zaman bir tarafta e, bu şekilde bir durum karşısına çıktığınızda şöyle yapacaksınız kaldıracaksınız üst tarafı iki kere çevirip yolundan çekme metodu yani geri indireceksiniz. Böyle yaptığınız zaman artık e, yapmanız gereken şey şu çözülmemiş parçayla şu çözülmemiş parçayı birbirine karşılıklı hale getirmek. Yani çapraz hale getirmek. Bu aşamadan sonra solu kaldırdığınız zaman zaten bu şekilde eşlenecektir. Yani şununla şunu eşlemeyi planlıyoruz. Sonra yolundan çekme metoduyla kenara çekiyoruz ve indirdiğimiz zaman olmuş oluyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi mavi ile yeşil yan yana geldi. Bu normal 3x3 küpte de gördüğünüz gibi olması imkansız bir şey. O yüzden bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi şöyle yapıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Yolundan çekip geri indiriyoruz. Bu defa diğer tarafı kaldırıyoruz. Yolundan çekme metoduyla çevirip yerine geri indiriyoruz. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi renk şaması doğru olmuş oluyor. Şimdi son iki parçada karşınıza gelebilecek bir iki durumu daha göstereyim ben size. Mesela karşınıza eğer böyle gelirse. Burada yapmanız gereken şey. Şu sağ tarafı kaldırıp. Yani aynı hizayı getirdikten sonra şu şekilde tutmamız gerekiyor. İki saniye hizayı gelecek. Ve üste gelmesini istediğiniz kısmı kaldırarak. Yani biz burada yeşili üste gelmesini istiyoruz. Çünkü mavinin karşısına yeşil olacak. Üstü iki kere çevirip geri indireceğiz. Ve bu şekilde yaptığımızda çözülmüş olacak. Şimdi bütün merkezlerimizi normal ve düzgün bir şekilde çözdükten sonra yapmamız gereken şey. Bütün kenar parçalarını güzel bir şekilde çözmek. Gördüğünüz gibi şurada iki tane parçanın çözülmüş olduğunu görüyoruz. Siz bunu göstereyim. Hepsini bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bir kenar parçasından bir küpte iki tane var. Yani 4x4 4, 4 küpte bütün kenar parçaları aslında bakarsanız ikiz. Şimdi bütün parçaları ikizleriyle yayına getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde bir tane eksen belirliyoruz. Mesela beyazı üstte alalım, sarıyı alt alalım. Bu şekilde tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi mesela şu iki parçayı gördüm. Bu iki parçayı yapmam gereken şey birleştirmek. Onun için de bunu şu şekilde bunun yanına alıyorum ve bu şekilde çapraz tutuyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde duruyordu ve ben bunu kaldırıyorum. Bunu çeviriyorum ve geri yerine indirdiğim zaman bu şekilde eşlenmiş oluyor. Bu eşlenmiş şeyi de yan yana getirdiğimiz zaman zaten çözülmüş oluyor. Bu şekilde çözdükten sonra üstteki yani beyaz ve sarı yapmıştık ya. Üstte ve altı. Üstteki eksenden ya da alttaki eksenden fark etmez. Farklı bir parçanın yerine yerleştiriyorum. Şu şekilde bunu bunun yerine getirip geri indiriyorum. Ve ilk yaptığım hamleyi düzeltiyorum. Ve bu şekilde çözülmüş çiftimizi yukarı almış oluyoruz. Bütün parçalara bunu yapacağız. Mesela bu parça Mesela şu iki parçayı eş olarak gördüm. Turuncu mavi parçalar. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar yan yana duruyor, aynı hizada duruyor. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Öncelikle bunu şuradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttım ve sonra geri yerine getirmek için farklı bir yerine getiriyorum. Şu şekilde bunu kenara indirip yerine getirdikten sonra bunu bozmuş olduk. O yüzden bunu indirip Tekrar şunu düzelttikten sonra bunu kaldırıyoruz. Ve bu şekilde çapraz olmuş oluyor. Bu şekilde bunu çözüyoruz. Ve yerine yeni bir şey yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu çözülmüş olduğu için bunu değil. Bir dahakini yerleştiriyoruz. Ve düzeltiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Mesela şuna devam edelim. Burada yapmamız gereken şey şu şekilde yapabiliriz mesela. Bunu kenara aldık. Yerini aldık yani. Gitmesi gereken yer şurası. Yerini alıyoruz. indiriyoruz. Şu parçayı düzelttikten sonra bunu geri kaldırıyoruz sonra bunu eşliyoruz yerine bozuk bir parça getiriyoruz ve sonra ilk yaptığımız hamleyi geri düzeltiyoruz şimdi sırada yapacağımız hamle yine aynı şekilde bunu gitmesi gereken yere getiriyoruz indiriyoruz şöyle düzelttikten sonra tekrar kaldırıyoruz ve bu şekilde yaptığımızda yine eşleniyor yerine başka bir parça getiriyoruz düzeltiyoruz ve çözüyoruz. Sonra sırada yeni bir parça buluyoruz. Mesela şu iki parça yine aynı hizada duruyor. O yüzden önce şu şekilde çıkartıyoruz. Sonra bu yerine getirip indirdikten sonra bunu yerine getiriyoruz ve geri kaldırıyoruz. Bu şekilde eşlenmiş oluyor. Birleştirdiğimiz zaman ve yerine bir şey getirdiğimiz zaman şu şekilde ilk yaptığımız hamleyi düzeltebiliyoruz. Bu hamleyi bütün hepsi olana kadar yapıyoruz. Mesela şunu da tekrar yapalım. Bu şekilde mesela sarı tarafı bitirdik. Beyaz taraf kaldı. Beyazda da son bir tane çözmemiz gerekiyor. Şurada mesela bildiğiniz çözülmüş bir parça var. Bunu da yukarı kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hem sarı hem beyaz çözülmüş oluyor. Ve şimdi artık gördüğünüz gibi 4 tane çözülmemiş kenar parçamız var. Ve bunları eğer çözmeye çalışırsak göreceksiniz ki yukarıda yerine yerleştireceğimiz bir nokta kalmadı. Çünkü eğer yerine bir şey yerleştirmeye çalışırsak yeni yerleştirdiğimiz şey bozacağız. O yüzden bunu yapmadan önce şu iki parçayı bulduk mesela. Başka, dışı, başka bir şey dışarı çıkartıyoruz. Ve şu şekilde eşliyoruz. Dışarı çıkarttığımız kısmı geri getiriyoruz ve düzeltiyoruz ve sonra gördüğünüz gibi muhtemelen 3 tane çözülmüş parça kalacak. Şimdi bir tane daha çift buluyoruz. Mesela burada bulabileceğimiz şu şu ikisi var. Bunlar gördüğünüz gibi yan yana durduğu için şu şekilde dışarı çıkartıp farklı diğer öğrendiğimiz şekilde yerine yerleştiriyoruz ve bu şekilde eşlenmiş oluyor. Dışarı şu parçayı çıkartıyoruz. Bunu eşledikten sonra bunu bunu yerine getiriyoruz. İlk yaptığımız hamleyi düzelttikten sonra muhtemelen karşınıza iki tane çözülmemiş parça kalacak. Bu iki tane çözülmemiş parça için yapmamız gereken şey ikisini de aynı hizaya almak. Normalde biliyorsunuz çapraz almamız gerekiyordu ama sola kalınca aynı hizaya almamız gerekiyor. Ama ben şimdi çapraz gelenler için öncelikle nasıl aynı hizaya getirilir onu göstereceğim. Çapraz geldiyse zaten az önce de yaptığımız gibi öncelikle dışarı çıkartıp sonra yerine diğer şekilde yani bunun gitmesi gereken yeri getirip aşağı indirip burayı düzeltip tekrar kaldırma yöntemiyle yapıyoruz. Ve bu şekilde ikisi de aynı tarafa gelmiş oluyor. İkisi aynı tarafa geldikten sonra yapmamız gereken şey bunu diğerinin üzerine getirmek ve sonra önce şu şekilde dışarı çıkartıp sonra diğer türlü yerine getirme hamlesini yapmak ve sonra tekrar düzeltmek. Bu şekilde yaptığınızda göreceksiniz ki bütün parçalarınız düzelmiş olacak. Şimdi buradan sonra 3 çarpı 3 gibi artık oldu gördüğünüz gibi küpümüz. Ve 3 çarpı 3 gibi çözüyoruz. Önce artımızı yapıyoruz. Ondan sonra artık f biliyorsunuz. Beginner set olduğunu biliyorsunuz. Ona göre ikinci katmanımızı yapıyoruz. İkinci katmanı yaptıktan sonra karşınıza son katman geliyor. Mesela burada gördüğünüz çizgi şekli normal 3x3'de olan bir şey. Ama mesela karşınıza böyle bir T şekli gibi bir tane parçası çözülmemiş ve artı görebilirsiniz. Bu normalde 3x3 ile asla karşılaşmadığımız bir durum. Ve 3x3 gibi çözmeye çalışırsanız bunu asla çözemezsiniz. Ne yaparsanız yapın bir şekilde olmayacaktır. O yüzden yapmamız gereken şey çözülmemiş bir parçayı veya herhangi bir parça önümüzde tutarak fark etmez. Nereden tuttuğumuz önemli değil parit algoritması yapmak. Bu parit algoritması da şu şekilde. Sağ tarafı indiriyoruz. Üstü iki kere çeviriyoruz. Sonra sol tarafı indirip önü iki kere çeviriyoruz. Sonra sol tarafı kaldırıp bu defa önü iki kere çeviriyoruz yine. Sonra sağı iki kere kaldırıp üstü iki kere çeviriyoruz. Sonra sağı bir kere kaldırıp üstü iki kere çeviriyoruz. Bu defa sağ indirip üstü iki kere çeviriyoruz. Önü iki kere çevirip sağa iki kere kaldırıyoruz. Sonra öne iki kere çevirdiğimizde 3 çarpı 3'te karşımıza çıkan bir şekil karşımıza çıkıyor. Mesela burada çizgi şekli. Bu algoritmayı zaten ezberlememiz gerekiyor. O yüzden geri alıp tekrar tekrar izleyerek bunu rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani bunu tekrar tekrar yaptığınızda zaten aklınıza kazınacaktır. Biraz uzun bir algoritma biliyorum ama kafanızda mantı oluşturursanız işte sağ alta çektikten sonra üstü iki kere çeviriyorum vesaire diye rahat bir şekilde ezberleyebileceğinizi umuyorum. Şimdi buradan sonra aynı şekilde yapıyoruz ve şimdi beginners metodu da yapacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde çözüyoruz ve biliyorsun biliyorsunuz beginners metodunda şu şekilde bütün köşe parçalarının gitmesi gereken yerlere gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve göreceksiniz ki bunu ne kadar yapmaya çalışırsanız çalışın bir şekilde çözemeyeceksiniz ve karşınıza şöyle garip bir durum çıkacak. Bunu ne kadar şu hamleyi yaparsanız yapın çözemeyeceğinizi göreceksiniz. Ve burada diğer paritemiz devreye giriyor. Bu parite algoritması biraz daha kolay. Onu da şimdi şöyle göstereyim. Yaptığımız şey sağa iki kere kaldırıp üstü iki kere çevirmek, sağ iki kere kaldırıp ortadan iki kere çevirmek, sağ iki kere kaldırıp tekrar ortadan iki kere çevirmek. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz tekrar aynı şekilde baştan başlayıp çözmeye çalıştığınız zaman bu defa aynı 3x3'te olduğu gibi çözebileceksiniz. Tabii ki bu parisler her seferinde karşınıza çıkacak değil. Ama mesela parital algoritmasını yaptığımız yaptıktan sonra gördüğünüz gibi artık hepsi yerine yerleşmeye başladı ve buradan sonra normal 3x3 gibi çözebileceğiz. Bu şekilde yaptığımızda küpümüz bitmiş olacak ve siz de bunu göreceksiniz. Bu videodaki en büyük püf nokta hani parital algoritmalarını ezberlemek ve zaten %50 ihtimalle parit çıkıyor. Onun için hani parit algoritmalarında e, iki çözümden birinde karşınıza çıkacağı için ezberlemeniz gerçekten gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. E, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Yani her herhangi bir sıkıntı yaşarsanız merkez ya da kenar parçaları kısmında ya da 3x3 bölümü kısmında e, onu da yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bir şey kattıysa beğenmeyi. Eğer kanalda yeniyseniz de abone olmayı unutmayın küpün üzerinden kanalımıza abone olabilirsiniz ve diğer iki taraftan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz görüşmek üzere bay bay